Evet isim versem mi vermesen mi karar veremedim ama sanırım vermek zorunda kalacağım. Biraz ahır konuşmaya planlıyordum. İsim vermeyecektim ama haber falan okuyacağız o yüzden imkansız. O yüzden ismi değil de söyleyeceğim sözleri sansürleyeceğiz. Tele 1'den okuyorum. Soma tekmecisi Yusuf Yerkel'den yüzsüz George Floyd paylaşımı. Yalnız olayı bilmiyor olsam bu ne lan derdim. Soma tekmecisi ne demek? Neyse ki bir arkadaş yolladı bunu da olayın ne olduğunu öğrendim önceden. ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd için öldürme olgusunun etrafında aşikar hale gelen Arent'in ifadesiyle kötülüğün sıradanlığı olgusu yatıyor yorumunda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları Yerker'in yüzsüz olduğunu dile getirdi. Sosyal medya kullanıcıları dile getirmiş bak. Ben dile getirmiyorum. Tele1 de dile getirmiyor. Sosyal medya kullanıcılarına kız. Ben içimden söylüyorum sadece. Sadece madenci yakınını tekmelemekle kalmıyor. Başka şeyler de oluyor. Ama önce şunu konuşalım arkadaşlar. En azından ben şuna bakıyorum polis şiddeti dendiği zaman ya da işte burada müşavir miymiş? Öyle Erdoğan'ın eski müşaviriymiş. Çıkıp insanlar tabii kızabilir. Şiddetin haklı yanı yoktur falan diye. He he. O yüzden önce buna baktım. Hani kendisi demiş ya bir anlık öfkeyle yaptım diye. Birçok şey olabilir dedim. Kendisini ittirmiştir mesela bir anlık öfkeyle vurmuştur. O ona vurmuştur. O da ona vurmuştur. Ya da küfür etmiştir. O da ağır bir küfür olduğu için sinirlenip vurmuştur. Birçok şey olabilir. Biliyorsunuz sevancılar, sevibırlar Adamın kavanozda bok biriktirip karısının kafasına aşağı dökmesini bir anlık öfke diye değerlendirmişti. Ciddiyim. Uydurmuyorum. Anlatmışımdır Aikido'ya başlamadan önce sinirlerime daha az hakim olabiliyordum. Bir tık daha iyiyim şu an. Maçta sürekli tekme yiye yiye gol atmaya çalışırken son dakika golü yiyip o tekmenin acısı da var bir de üstümde. Ondan sonra çocuklar sahanın içine girip el kol hareketleri yapmaya başladılar o diye. Bir tanesini tutup fırlatmıştım dışarıya. Neredeyse kafasını taşa çarpacaktı yani. Çarpsaydı ne olacaktı? çocuklara şiddet uygulayan Aydal olacaktım belki de. Bu dediğim olay 20 sene önce tabii. Şunu da hatırlıyorum. Kardeşim yani aynı evde yaşamak zorundasın. Kaçışın da yok. Onu da gene birkaç kere kafasına odun kırasım vardı yani. Son anda kendimi durdurduğumu hatırlıyorum. <laughs> o yüzden haklı da olsa haksız da olsa bir anlık öfke olayını ben tanıyorum yani. Böyle bir şey var gerçekten. Bunun kurbanı olmadım ben ama oladabilirdim. Peki olay ne? Olay şu. Soma madencisinin yakını sinirleniyor. Bunların böyle resmi araçları geçerken araca tekme atıyor. Araca tekme atınca jandarmalar bunu tutuyorlar. Yakalıyorlar yaka paça yere indiriyorlar. Bu arkadaş da yere indirildikten sonra gidip tekme atıyor. Arabaya vurdu diye. Sonra ne oluyor? Haberden okumaya devam edelim. Yerdeki madenci yakınını tekmeledikten sonra iş göremezdik raporu alan Yusuf Yerkel'in kötülüğün sıradanlığı ifadesi kullanması demiş. Burada neredeydi o ya? Madenci koca bıyık hakkında daha sonra soruşturma başlatılmış. Başbakanlıkın ultra lüks koruma araçlarına hasar verdiği iddia edilerek Allah Allah bunlar kurşun geçirmez değil miydi? Bakın şu anda teröristlere bilgi veriyorsunuz. Farkında mısınız? Kurşun geçirmiyor ama tekme geçiriyor. Bundan sonra tekmeyle saldıracaklar bak. Hasar verdiği iddia edilerek faiziyle birlikte 631 lira para cezasına çarptırılmıştı. Bir tekmeyle ha. Yanlışlıkla arabayı çarpsan arabanın attığını bırakırsın herhalde o zaman. Koca bıyık ayrıca kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezasıyla yargılanarak mahkum edilmişti. Bu daha güzel bak. Yerkel ise attığı tekme nedeniyle sakatlanarak 7 gün iş göremezlik raporu almıştı. Yerkel'e tekme attığı sağ dizinde kızarıklık ve yumuşak doku şişliği tanısı koyulduğu ortaya çıkmıştı. Hakkında idari soruşturma açılmayan Yerkel niye açılsın ki yani? Alt tarafı yerdeki bir adamı dövmüş. Şu önemli bu olayın üzerinden 2014'te olmuş bu. Kaç seçim geçti ve kaç kere daha kazandılar. Hiç halka kızmayın sürekli oy veriyorsunuz diye. Kazandırtanlar utansın. Siz doğru düzgün alternatifinizi yapın. Halk gene bunlara oy versin. O zaman laf edin. Neyse kızdım pardon. Politiğe girmeyeceğim pardon. Yusuf Yerkel'in eşi Sümeyra Yerkel de TRT İstanbul Müdürlüğü'nde yapım ve yayın elemanı olarak işe alınmıştı. E tabi önemli bir şey yapmış yani kocası. Böyle önemli bir iş. Yani yerde yatan kişiyi tekmeleme işi önemli. 2016 yılında Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Sümeyra Yerkel'i kendisine danışman olarak atamıştı. Yusuf Yerkel katliamdan 4 yıl sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla günah keçisi ilan edildiğini öne sürerek olaydan sonra bizzat Erdal Kocabıyık'ı arayıp kendisine özür diledim ve helallik istedim. Bir dakika, bir dakika. Özür dilediysen o zaman haksız olduğunu kabul ediyorsun. Ah, ah Bunu yapmayacaktın. Bunu yapmayacaktın. Haksız olduğunu kabul etti. Öyle demeyecektin. Sen bilmiyorsun bu işi. Ne diyecektin biliyor musun? İşte annem hastaydı. Kafam o yüzden çok bozuktu. Bir oruçluydum. Oruçlu olduğum için çevirimi çok iyi göremedim. Olayı yanlış gördüm. Arabayı başbakanımız olarak gördüm. Başbakanımıza tekme atıyor gibi gördüm. Çünkü oruçluydum. Zekatlıydım. Haçlıydım bir de. Bunu niye söylüyorum? Arabayla çarpıp birini öldüren bir arkadaş da Namaza yetişmeye çalışıyordum şeklinde ifade verip indirim almaya çalışmıştı. Oradan diyorum. Annem hastaydıydı da bizzat askerde görmüştüm bu bahaneyi. Onu da bir sonraki bölümde konuşacağız detaylı olarak. Bunları diyecektin. Oruç duydum. İşte Bade'yi fazla kaçırdım. Neyse kendisine helallik istedim. O da hakkın helal etti demişti. Ancak koca bıyık yerkeli yalanlayarak halen üzgünüm kalbim kırık. O tekme yalnızca bana değil tüm madencilere atıldı ifadelerini kullanmıştı. Bence ne oldu biliyor musunuz? Aramıştır bir şekilde ulaşmıştır. Kusura bakma falan demiştir. Bu da tamam falan deyince helalliğini verdi. Artık aramızdaki sorun çözüldü. Ne diyecek? Vermiyorum mu diyecek? Adamı hapse mahkum ettirmişsin. Ne diyecek? Kamu görevlisine hakaret. Ne demek vermiyorum? Vereceksin arkadaşım. Hans Bilal. Vereceksin arkadaşım. Sen kamu görevlisine hakaret mi ediyorsun? Burada bir şey söylemek istiyorum size arkadaşlar. Biliyorsunuz ben her zaman için ne olursa olsun öfkeni mümkün olduğu kadar korumaya çalış, kontrol altına tutmaya çalış. Çünkü öteki türlü haklıyken haksız duruma düşersin. Hep bunu diyorum değil mi? Normalde madenci yakını bile olsan öfkeni kontrol altına al, araba geçerken arabaya tekme atma neden? Haklıyken haksız duruma düşersin. Bak boşu boşuna işte para cezası yedin, hapis cezası da vermişler. Yattı mı bilmiyorum. Yatmamıştır diye düşünüyorum ama tabii belli olmaz. Normalde yani böyle bir şey olsa ve dövülmese ben bunu derdim. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar tabii ki insanlar %100 duygularını kontrol altına almaz ama mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmak lazım derdim. Ama gördüğünüz gibi her zaman için karşıdaki adamın en iyi hamle yapacağını düşünmek de doğru değil. Ben bundan dolayı da sıkıntı yaşıyorum aslında. Burada mesela bu adam arabaya tekme atmış ve karşılık olarak yaka paça bunu indirip bir de yerdeyken tekmelemişler. Şu an haklıyken haksız duruma düşecekken duble haklı duruma düştü. Çünkü karşılarındaki de aslında bu oyunu çok zeki oynayan kişiler değil. Bazı durumlarda öfkeni kontrol etmemekte işe yarıyormuş demek ki. Ben yine de tavsiye etmiyorum ama her zaman da benim dediğim doğru çıkacak diye bir kural yok. O gün demiştim ya gaspçı bıçağı da çekti üstüme. Tekme attım, düşürdüm. Düşürdükten sonra hala şeyi düşünüyorum karşımdaki adamın en iyi hamleyi yapacağını düşünüyorum. Şimdi bu kendisini yerden yere atacak, yuvarlanacak yerlerde. Ondan sonra gazetecileri çağıracak. Sol gerici basına malzeme olacağım. Yazık değil mi utanmıyor musun? Senden daha güçsüz birini gasp iddiasıyla darp etmeye. Faşist Efe Aydal kendinden güçsüz insanları darp ediyor. Çünkü bunu düşünmesem yere indikten sonra direkt kitlerdim yani. Kitlerdim, direkt polisi çağırıp paketleyip eline verirdik. Ama diyorum ya, daha önceden böyle şeyler gördüm. Hırsızı yakalıyorlar, hem de kaç kere gördüm. Hırsız yakalıyorlar. Hırsız bağırmaya başlıyor. Çığırmaya başlıyor. Aa yapma. Aa falan diye böyle. Hemen oradan bir iki geri zekalı. Bir iki geri zekalı. Kusura bakmayın bayanlar ama genelde kadın olarak görüyorum bunları. Eminim ki erkek de vardır. Bir iki geri zekalı oraya toplanıyor işte. Yaşlı kadın olabilir. 50 yaşında selütin üstüne dövme yaptırmış o tipler olabilir. Ay sen ne yapıyorsun? bu? O kadar. Yani iki kere ben gördüm. Yani temiz iki kere ben gördüm. Kim bilir kaç kere oldu bu olay. Hemen kadınlar çıkıyor. Ne yapıyorsun sen orada? Yazık değil mi? Bunu gördüm. Dolaylı olarak nasıl etkiliyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu gördüğüm için dedim ki ben de şimdi bunu paketlersem aynısını bana da yapacaklar. Utanmıyor musun? Yazık değil mi? He, orada bıçaklı üstümü yürürken herkes havaya bakıyordu. O ayrı mesele de. Çünkü insanların gelip geçtiği bir yerdeydi. Herkesin olduğu bir yerde yani. Ama bence yanlış düşünmüşümdür. Bence keşke orada kitleseydim yerde. Çünkü insanlar da bence o kadar geri zekalı değil düşündüğüm kadar da salak değiller yani. İlla her yerden bir salak kadın çıkacak değil yani. Ki gasp etmeye çalıştığı kişi zaten kızdı. Kendisi bayandı yani. Size boşuna demiyorum. O kadar çok koz veriyorlar ki. Alın atın diye. Ama işte bizim mahalledeki abiler koz verdikçe onu dengelemek için o olan... Bir tane daha koz verdiler. Allah kahretsin. Çabuk. Çabuk talihsiz açıklama yapmamız lazım. Yok mu bir DHKBC'li falan? Ağıt yakalım. istediklerini yerine getirilsin falan diyelim. Eyvah eyvah. Çok. Bu ne ya? Yakında kollayacağız vallahi. Yanlışlıkla iktidar olursak sıçtık zaten.